Merhaba Şifte Etlet izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz İlge ile beraber Raspberry Pi 4'ü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca bu küçük bilgisayarları nerelerde kullanabileceğiz, bunlarla ilgili de oldukça keyifli bir sohbet edeceğiz. Yani hem inceleme hem sohbet bir arada. Dilerseniz videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Raspberry Pi 4 tanıtıldı ve çok hızlı bir şekilde elimize de geldi. İlge bu konuda yardımcı oldu, sağ olsun. Şimdi kendisiyle detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Onun da fikirlerinden yararlanacağız. Ben en son Raspberry Pi 2'yi kullanıp incelemiştim diye hatırlıyorum. Sonrasında 3 çıktı, 3B Plus çıktı ve sonrasında da 4 çıktı. Yani 2 ayda 2 nesil daha var. Evet, bayağı bir değişimler oldu ama bakacak olduğumuzda esasında Raspberry Pi ilk çıktığından beri hala aynı amaca hizmet ediyor. Aynen öyle. Pek çok geliştiricinin üzerinde çalıştığı bir mini bilgisayar olarak düşünebilirsiniz. Yani Linux işletim sistemi artı kendi yazacağınız kodlarla beraber akıllı pek çok ürüne çevirebileceğiniz bir bilgisayar var. Hem kendiniz bunu kullanabilirsiniz hem de pek çok girişim de var Raspberry Pi'den gücü. Aynen öyle. Artık zaten bireysel kullanıcının dışında RG firmaları, teknoloji firmaları da buna yer vermeye başladı. Bu karta yer vermeye başladı çünkü hem community'si çok büyük. Bir hatayla veya bir geliştirmeyle ilgili bir şey yapmaya çalıştığınızda birçok kaynak bulabiliyorsunuz. Ya onun benzer bir tarafı WordPress'te de var. Mesela şimdi evet. WordPress değil de kendiniz bir PHP site yazıyorsunuz. Bunda bir hata olduğunda bu hataları bulmanız zorlaşıyor. Evet. Ya da bir eklenti bulmanız zorlaşıyor. Ama yani Raspberry Pi tarafına geçtiğimizde burada da bir sorun yaşadığınızda zaten pek çok çözümü var. Aynen öyle. Bu aslında birazcık WordPress'te de var. Open source mantığıyla birlikte gelen bir community'nin gücü, yani o topluluğun gücü. Aynı zamanda bunun gibi bir Arduino kartı var. O da open source olduğu için çok hızlı bir şekilde yayılıp community'sini çoğalttı. Bu sayede geliştirmeler çok kolay hale geldi. Bir de markalar açısından işin güzel tarafı şu. Normalde bir board üreteceksiniz ya da bir akıllı yazılımınızı ya da işletim sistemi çalıştıracağınız bir board tasarlayacaksınız. Bunun ekstradan bir araştırma geliştirme maliyeti var. İşte işlemci seçeceksiniz, bunları evet. Ürettireceksiniz ya bir araya getireceksiniz. Bunların hepsini bir tarafa itiyorsunuz ve sadece Raspberry Pi üzerinden pek çok ürünü çalıştırabilirsiniz. Yani bir board üretme noktasında araştırma geliştirme masrafı üretmenize gerek yok, geliştirmenize gerek yok. Kesinlikle, yani tak çalıştır bir board tabii ki proje üzerinde. Mesela motora ihtiyaç varsa buna Raspberry'de head deniyor. Şuradaki pinlerden head bağlayarak motor sürücü özelliği kazandırabiliyorsunuz. Veya işte PoE, yani Ethernet üzerinden enerjiyle çalışmasını isterseniz bir head takıyorsunuz. Anında o özelliği kazanmış da oluyor. Mesela benim bitirme projem ev otomasyonuydu. Ama çok eskidendi. Evet. Yani 2008-2009'lu yıllardı. O çok zaman, eski dedim ama gene olmuş bayağı. Evet, mikro işlemciler vardı. Böyle kartlar yoktu onunla tabii. Onunla uğraşmamıştım. Ben bilgisayardan yapmıştım. Paralel porttan, LPT portundan alıyordum. Mesela bunun üzerinde de pek çok pin var. Bunları da kullanabilirsiniz mesela, yani gidip bir artık paralel portu olan bir bilgisayarla uğraşmaktansa direkt bunlarla da çalışabilirsiniz. Şimdi sohbete devam edeceğiz ama Raspberry Pi 4'ün gelişmiş özelliklerine bakalım. Göze çarpan farklılık 4 GB RAM seçeneği. Aynen ve öyle. 4K desteği. Artık çözünürlük artıyor. Kullandığımız televizyon, monitörlerde de 4K çözünürlük artıyor. Çözünürlük olmazsa olmaz. İşte bu yüzden Raspberry Pi'ye de artık 4K desteği geldi. Donanımda bir güncelleme var. Özellikle işlemci tarafında mimaride bir ufak yenileme olmuş ki bu ufak yenileme hem güç tüketimi hem de performansı olumlu yansıtıyor. Eskiden ARM Cortex-A53 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemci vardı. Şimdi ARM mimarisinin giriş seviyesi yeni nesil çözümü olan A72'yi kullanılıyor. A72'yi de giriş seviyesi telefonlarda falan tanıyoruz. Şimdi bu Raspberry Pi hangi özelliklerle beraber geliyor? Şimdi bir ona bakalım. Şimdi Raspberry Pi'nin zaten işlemci kısmından bahsettin aslında. Dünyada da bu 1 GB, 2 GB ve 4 GB'lık LPDDR4 desteğiyle geliyor. Ama Türkiye'de sadece 2 GB ve 4 GB'ları temin edilebiliyor. Evet. 1 GB artık yok. Aynı zamanda Pi4'ün detaylarından biri ise üzerinde şurada USB 3.0 desteğinin gelmesi. Yani iki portta USB 3.0 destekliyor. Diğer iki portta da yine USB 2.0 desteğine devam ediyor. Ethernet portu da var. Ethernet portu var ve bu gerçekten True Gigabit Ethernet desteği var. Yani 1 gigabit per second, saniyede 1 gigabitlik veri aktarabiliyorsunuz. Tabii ki bu uygulamada da bunları görmek, test etmek mutlaka gerekiyor. Bir tane 3.5 mm'lik jack var ve bir de Type-C portu var. Type-C'nin eklenmesi de çok güzel olmuş. Kesinlikle, bu Type-C ama sadece güç girişi. Öyle bir fark var. Yani normal data aktarımı yapamıyoruz. Data aktarımı yapamıyoruz. Aynen. Yani iki tarafı
artık Type-C olan kablolar var. Onunla beraber bir data aktarımı imkansız olsaydı güzel olurdu. Evet, aynen öyle. Aslında güzel bir geliştirme. Teknolojiyi yakalamışlar ama bir de data aktarımı olsaydı süper olurdu. Ama sadece buradaki port güç için kullanılıyor. Raspberry Pi 3'te burada micro USB vardı. Bunda Type-C'ye çevirmişler. Sadece burada güç girişi olduğu için Type-C'ye çevirmeye gerek var mıydı? Olmaya da bilirdi aslında. Yani data aktarımı dediğin gibi olsaydı çok güzel bir özellik eklenmiş olacaktı. Dahili hafıza yine yok. Micro SD kart okuyucusu üzerinden doğrudan işletim sistemini kurup çalıştırabiliyorsunuz. Linux ya da Android bunun gibi açık kaynaklı işletim sistemlerini çalıştırabiliyorsunuz. Hiç Windows'un ARM destekleyen sürümünü denediniz mi? Şöyle aslında Raspberry Pi 3 Plus çıktığında Windows IoT destekliyordu ama onda da Raspberry'de geldiği gibi bir kullanıcı arayüzü gelmiyordu. Sadece içerisinde Windows çalışıyordu. C#'tan yazdığınız programları hemen aktarabiliyordunuz. Bunda herhangi bir deneme yapmadık ama bir gelişme olduğunu ama çok efektif olmayacaktır yani öyle. Linux üzerinden kesinlikle. Çünkü cihaza Linux kurduğunuzda yani Ubuntu benzeri bu uzantılarını kurduğunuzda kendi işletim sistemi bu arada Raspbian olarak geçiyor. Direkt bir arayüz geliyor. Bildiğiniz Linux'un arayüzü işte Python'la veya farklı dillerle kodlama yapabiliyorsunuz. Bu zaten müthiş bir özellik. Yani Windows'la hiç kıyaslamıyorsunuz bile. Bu arada teknik özellikleri kenara bırakmadan önce işlemcinin Broadcom tabanlı olduğunu hatırlatalım. Bir de 28 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. Yani akıllı telefonlarda artık 7 nanometreler, 10 nanometreler evet, çok küçüldü boyutlar falan var. Burada hani bayağı 28 nanometrelik bir işlemci. Yani bu işlemci o kadar iddialı bir işlemci değil. Zaten 4 GB'lık modelde 500 liralık bir fiyata sahip. Kesinlikle. Uygun fiyatlı bir mini bilgisayarınız oluyor. Peki şimdi bu mini bilgisayarda neler yapabileceksiniz? Biraz bunlardan konuşalım. Üzerinde hani yazılımcı değilseniz ne yapabilirsiniz? Giriş seviyesinde bir kullanıcısınız, ne yapabilirsiniz? Ben bir doğru mu yanlış mı diye bir sorayım. Ben mesela buna Android yükleyip evimde akıllı olmayan bir televizyonu akıllı televizyon haline getirebilirim diye düşündüm ama oyun falan pek oynayamazsınız. Evet doğru. Yani aslında oyunlarda retro game tarafında dediğimiz kısım var. Oradan oynuyor. Ona biraz sonra girelim. Media Center yani akıllı televizyonu haline getirmeye çalıştığınızda Android'den çok şey yapmışlar. Yine Linux tabanlı tamamen Media Center'a özel yazılımlar geliştiriyorlar. Hazır zaten var evet, bunu indirip. Aynen öyle. Yani community o kadar büyük ki var olan bir şeye artık yazılıma dönüşmek bayağı kolaylaştı ve Raspberry özelinde bu yazılımları üretiyorlar. O yüzden akılsız bir televizyonu akıllı hale rahatlıkla getirebiliyorsunuz ve yazılım bilgisi gerekmiyor. Elektronik bilgisi de gerekmiyor. Peki bunu mesela Raspberry Pi'yi aldı biri. Community hangi siteden indirmesi gerekiyor? Raspberry'nin kendi sitesi var aslında. Direkt oradan evet resmi sürümleri indirebiliyorsunuz. Ama bazı Media Center ve bazı Android şeyleri third partilerden indirmeniz gerekiyor. Çünkü bunu Raspberry resmi olarak kendisi içerisine yürütmüyor. Diğer community'nin dışındaki third party kişiler yürütüyor. Peki biraz geliştirmeye meraklı ve yazılım bilgisine sahip insanlar neler yapabilir peki? Ya açıkçası şuradan başlayabilirler. Mesela Google Alexa gibi evlerinde kullanabilecekleri bir asistan yapabilirler. Yani üzerinde bir mikrofon yok ama USB mikrofon takarak bunu rahatlıkla yapabilirler. Peki buradaki 3.5 milimetrelik jack'ı da mikrofon olarak kullanabilir mi? Kullanamıyorlar. Orası ses çıkışı ve kompozit video çıkışı olarak kullanılabiliyor. Yani bu 3.5 milimetrelik jack'a bir tane mikrofon taktığınızda mikrofon özelliği olmuyor. Onu USB'den mikrofon olarak kullanmanız gerekiyor. Onu hatırlatma olarak koyalım. Güzel bir bilgi oldu bu da. Bunun dışında üzerine isterseniz USB'den, isterseniz de üzerinde bulunan kendi portundan ekran bağlayabiliyorsunuz. Bu ekran sayesinde tabii ki bir kameradan veri çekmiş oluyorsunuz. Bu veriyi görüntü işlemiyle değerlendirerek mesela Raspberry Pi'nin sizi tanıyıp evin kapılarını açmasını sağlayabilirsiniz. Bunun gibi geliştirmeler de yapılabilir. Veya hırsız alarm gibi uygulamalar yapılabilir. Veya bir robot yaptınız, akıllı bir robot, gezgin bir robot yaptığınızı düşünün. Burada insanları takip et dediğinde direkt orada hedefler oluşturarak bunların peşinden gidebileceği gibi uygulamalar yapılabilir. Akıllı ayna belki. Yapılabilir kesinlikle. Ya da böyle bir yapay zeka, mesela kamera her göreni birine benzetiyor. Mesela öyle yapay zeka uygulamaları var. Direkt aynen, onları yapabilir. Aynen öyle. Onun gibi uygulamalar da yapılabilir. Peki bir geliştirici olarak, yani sen geliştirici olarak da kullanıyorsun bunu. Kullanıyoruz. 3'ten 4'e geçişte 4K RAM artışı ve USB 3.0. Hani bunların haricinde hayatınızı etkileyen gelişimler neler oldu? Ya açıkçası Raspberry 3B Plus'ta da bir performans artışı olmuştu 3'ten sonra. Bu bizi bayağı bir heyecanlandırmıştı ama orada RAM değişiklikleri falan filan değil. Genellikle yapısal işlemci değişikliği olmuştu. O bile bayağı heyecanlandırmıştı. 4'e geçtiğimizde açıldığında işletim sisteminin takılmaması ve her şeyin akarak ilerlemesi gerçekten insanı heyecanlandırıyor. Ama tabii ki mesela Python'da bir kod çalıştırırken veya basit uygulamalar yaparken herhangi bir değişiklik yok. Çünkü eski 3B Plus da bunu yapabiliyordu. 4 de aynı işlemleri yapabiliyor. Ama ekranlı özellikle kullanamayan normal kullanıcı gibi bilgisayarı kullanacaksanız 4'ün farkı ortaya çıkıyor. Yani genel olarak herhalde biraz çevresel etmenler daha geliştirilmiş. Yani USB 3.0 desteğiyle artık daha hızlı veri
aktarımı, iletişimi söz konusu olabilir. İşte 4K desteği var. Daha iyi, daha güncel bir mimariyle beraber işlemci performansı, 4 çekirdekli işlemci, onu da söyleyeyim, 1.5 GHz'ında çalışıyor. LPDDR4 formunda RAM, ama biraz performans ve gecikmeleri ayarlama yapmıştır. Ama hani belki dahili hafızası olan bir opsiyonlu seçenek de belki konulabilir. Çünkü performans çok etkili. Kesinlikle. Raspberry Pi'nin aslında hedeflerinden bir tanesi şu: dünyadaki en ucuz bilgisayarı üretiyoruz şeklinde bir sloganla çıkıyorlar. Yani normalde 3-35 dolarlık bir bilgisayardı. Sonra hatta Raspberry Pi Zero dediğimiz şöyle çok ufak bir kart çıkardılar. 5 dolar gibi bir fiyat vardı. Belki onu da mutlaka görmüşsünüzdür. Maliyetleri minimumda tutmak istedikleri ondan için ondan depolama koymuyor. Evet, aynen, depolama koymuyorlar. Ekstra şeylere çok fazla girmiyorlar. Bir diğer gelişimlerden biri de, onu atlamışız, Bluetooth 5.0. Aynen öyle. Bluetooth, önemli bir teknoloji. Özellikle burada işlemci, chipsetten bu tarz özellikler artışı gösteriyor. Şimdi bazı telefonlar var 4.2 desteğine sahip hala. Bazısı var 5.0. Hani bu fark neden oluyor diye kullanıcılar soruyor. O şu görmüş olduğunuz işlemci chipsetin içerisinde oluyor genellikle bu özellikler. Artık yeni bir chipset olduğu için yeni Bluetooth teknolojisi de destekleniyor. Aynen öyle. Burada da aynı anda bağlı olabilen cihaz sayısı ve gecikme avantajı var Bluetooth 5.0'da. Aynen öyle. Tabii ki biz de yine bunu daha test etme fırsatı bulamadık. Kart daha çok yeni geldi aslında. Dünya ile birlikte aslında Türkiye'ye de geldi. O yüzden test edemedik ama tabii ki kağıt üzerinde bu veriler var. Peki Bluetooth üzerinden ben bunu deney kartı olarak kullandım. Tamam. Ve senin söylediğin gibi Amazon Alexa destekli ya da Google Asistan destekli ev Media Center yaptım. Ben Bluetooth ya da bunu akıllı Bluetooth hoparlöre çevirebilirim. Çevirebilirsin ama akıllı Bluetooth peki gözükecek mi? Yani ben Raspberry Pi Tolga diye bir isim yaptım. Buna bağlanıp hemen şarkı çaldırtabilir miyim? Mesela? Tabii çaldırtabilirsin. Bu destekleri de var. O zaman Bluetooth 5.0 daha büyük bir anlam ifade ediyor. Kesinlikle. Aynen öyle. Peki görmüş olduğun en son olarak en uçuk Raspberry Pi projesi neydi? Açıkçası biz bir tane bir proje yaptık. Canlı yayın yapan, 4G üzerinden canlı yayın yapan ve Raspberry kullanan bir drone yaptık. Yaklaşık olarak 15 saniye gecikmeyle YouTube'a gökyüzünden bir canlı yayın yaptık. Yani aklıma gelen şu anda o. En heyecanlandıran proje. Güzel bir proje olmuş. Bu da takipçilerimize, izleyenlere de güzel bir örnek olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bir toparlamak gerekirse arkadaşlar, USB 3.0, 4K video desteği ve işlemcide mimari değişimler gibi önemli değişiklikler var. Güç portu olarak Type-C kullanılıyor. Tabii bunda biraz İşlemci arttığı için güç ihtiyacı da artmış olabilir. 5 evet. volt 3 amperlik bir ihtiyaç aynen. duyuyor. Bir önceki modelde 2.5 amperdi. Gene 5 volt 2.5 amper, bunda da 3 ampere çıktı. Büyük ihtimalle o yüzden de artık Type-C kullanalım demişlerdi. Aynen. Bir de adaptörler de artık, kablolar da Type-C'ye değişiyor artık yavaş yavaş. Bir de biz Gigabit Ethernet portundan bahsettik. Kullanıcılar acaba bunun Wi-Fi yok mudur diye de düşünmüş olabilirler. Wi-Fi var arkadaşlar. Hem 2.4 hem de 5 GHz AC bağlantıları bağlayabiliyorsunuz. Şimdi burada mikro USB gibi gözüken ama mikro USB olmayan mikro HDMI çıkışları var. İki tane mikro HDMI çıkışı var. Aynen öyle. Bu çıkışlardan tek çıkış kullanırsanız 4K 60 FPS destekliyor. Eğer iki çıkışı birden monitöre bağlamak isterseniz bu sefer 4K 30 FPS destekliyor. Tabii ki 1080-60 yine destekliyor ama en yüksek verebildiği 4K 60 FPS. Peki iki tane HDMI çıkışını kullanırken içerideki ekstradan görüntü alabileceğimiz bir LCD takabilme imkanımız var mı burada? Kompozit videoyu da aynı anda kullanabilirsiniz. Yani Raspberry Pi 3'te biz bunu kullanıyorduk. Yine bunda da onun engellendiğini zannetmiyorum. Yani aynı anda 3 ekran izletebiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Aynen. Süper. Yani şu donanıma göre bayağı iyi bir durum. Bu da işte açık kaynaklı yazılımın stabilitesi ve az kaynak kullanımının da ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan şu cihaza kursanız bir Windows 10'un farklı sürümünü, yani hani mouse'u zor oynar gibi ya da açılana evet. kadar bayağı bir hadi her şeyi yaptım bu sefer yazdım programı derlemesi sürer. Kesinlikle aynen öyle. Yani Linux burada bayağı bir aslında avantaj sağlıyor çok ciddi anlamda. Peki Android kullanmayı tavsiye eder misin bunda? Ya açıkçası bundaki Android'de işte Play Store gelmiyor, onu tekrar APK ile yüklemek gerekiyor gibi durumlar var. Bunu yapıp adam Android yükleyecekse onu da yapar ya. Tabii ki uğraşır. Yani bu kartı aldığınızda hani her şey güllük gülistanlık olabildiği durumlar var ama hani aldığınızda bir geliştiricinin bunu alması gerekiyor ve birazcık üzerine uğraşması gerekiyor. Yani bir şey üzerine katmadıktan sonra bunu satın almanızın bir anlamı yok. Evet. Yani bir şeyleri katacaksınız, siz anlam yükleyeceksiniz. O yüzden
zevkli ama her kullanıcıya da hitap etmeyen bir. Kesinlikle. O zaman değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum videoda bulunmaya. Teşekkürler. Ayrıca zaten siz de bir inceleme yapmıştınız. Evet. Daha farklı detaylar da orada da var arkadaşlar. Daha önce Raspberry Pi kullandınız mı? Deneyimleriniz neler? Kullanıp bir şeyler geliştiren var mı? Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Pek çok yorumdan esinlenip ilham alan da insanlar var. Yorum yazmanız önemli. Beğenip paylaşmanızı da isteriz tabii. Hatta abone değilseniz kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.